Değerli dostlar, şu anda Çermik Bintaş mahallesindeyiz. Burada Ferhat abimin bahçesine geldik. Ziraatçı sadece mesai saatleri içinde ziraatçı değildir. Bunun dışında, mesai saatlerin dışında hafta sonu her daim her yerde ziraatçıdır. Biz de bunun gereğini yerine getirmek için şu anda Ferhat abi bahçesini ziyarete geldik. Daha önceki yıllarda da Ferhat abimin bahçesini ziyaret etmiştik. Her ne kadar görev yerimiz değişse de dostluklar baki kalıyor. O yüzden Ferhat abimizi hem dedik ziyaret edelim, hem de bahçesinin durumunu görelim. Budanacak, şekillendirilecek ağaçları varsa şekil verelim. Şu andaki gördüklerimiz mavi leğenler. Bunları bakla zınına karşı tuzak olarak kurduk. Biyolojik mücadele. Hazırladık. Evet. Ferhat abinin dediği gibi biyolojik mücadele bunlar. Hiçbir şekilde ilaç, kimyasal kullanmaya gerek kalmaksızın sadece bir mavi leğen, içine su. Suyu da tam doldurmuyoruz ki içine düşen kaçmasınlar. Tuzağa gelen bakla zınları buradan dışarı kaçmasınlar. Şimdi Ferhat abim değişik bir şey söyledi. Evet. Dedi ki, dedi ki özellikle ben elma sirkesi. Ben bunun içine birazcık elma sirkesi katarsam, evet, daha cazip oluyor. Daha bir cazip oluyor. Çok kokusundan dolayı çekiciliği, albenisi artıyor. Bakla zınlıları daha bir iştahla koşa koşa tuzağa geliyor. İçine düşüyor. Ondan sonrasına sonrasına artık bir şey gerek kalmıyor. Şimdi bu bahçe karışık bir bahçe. Bu bahçede Ferhat abim şeftali, kiraz, vişne, erik, bulabildiği her türlü değişik. Kayısı, şeftali, tüm çeşitleri, abinektarı. Ne kadar diye öyle değişik meyve çeşidi varsa almış, getirmiş, dikmiş. Daha önce de bu meyvelerin olma zamanında da geldik. Meyvesini de yedik. Bayram iç beyazı var abi. Bayram iç beyazı nedir abi? Abi şeftali türüdür. Çekilekli ötürü yani. Tüm çeşitleri ötürü. He. Anakale bayram iç içerisine meşhur meyvesidir. Şimdi Ferhat abim de bu tür şeyleri çok takip ediyor. Gelişmeleri, yeniliklere açık birisi. Bu yüzden yeni çıkan, yeni türden meyveler var ise onlar hepsini denemek ister. Abi gojiberi duydun mu? Gojiberi duydum abi. Almadıysan ayıp etmişsin. Vallahi abi hani yerimiz kalmadı abi ya. Bir köşeye at abi, telin dibine at. 2,5 dönüm bir yerim var, hazırlamışım abi, oraya kebiliyorum. Telin dibine at, birkaç tane tele atsın. Olur abi, atarım onu. Faydalıdır. Olur abi. Uygundur. Abi buna hurma. Trabzon hurması, evet. Trabzon hurması. Bunlar Japon, Japon encika, Japon eriği. He. Evet. Yeri katır da aşağı, aşağıdaki. Bunlar da şey erik, böyle kocaman can eriği ama evet. Büyük oluyor abi. Hı. Ha valla. Elma çeşitleri, inci. Abi şey de çek. Kızılcık, kızılcık. Gel abi. Kızılcık varsa sende, goji berinin olmaması bile hata değil abi. Hatadır yani şu anda. De sanki şey de hatırlıyorum sende. Tek binar değil de değişik değişik nahat çeşitleri de vardı. Bicaz var. Evet. Deve dişi var. Hatırbaşı var abi. Çeşitler evet. Çok. Hatırlıyorum çünkü. Doğrudur abi. O zamandan. Kızılcık abi. Evet. Kızılcık. Evet, kızılcık evet açmış. Kızılcığımız abi. Şey de oluyor. Hünnap bunlarda. Hünnap. Evet değil abi. Yani küçük siyah böyle şey. Elmaya benziyor. Aynı. Kahverengi, yeşil karışık. Çok harika bir tadı var. Değil ama. Abi. Çok İnşallah. Harika. Evet. İnşallah abi. Getirelim abi. Kızılcık abi. Abi bu da şeyleri gelirse sen bir gör. Abi bu şey.
Iğdır şalağı. Kayısı ığdır şalağı. Evet. Kocaman oluyor ya. Iğdır'ın kayısı evet çok böyle büyüktür öyle. Aynen. Aynen. İridir aynen. Yumruk gibi. Aynen abi. Abi burada şey var. İşte buralarda biraz işte şekillendirme biraz. Bu da masi. Şimdi işte evet yani yeni yeni şey oluyor abi. İşte evet. Yeni yeni sucuk atıyor ya abi. Şekillendirme gayet güzel olanlar da var. Ağacın yapıları da şey abi biliyorsun. Evet. Ağacın yapılarından dolayı bazar işe kaynaklandı abi. Evet. Ya. Ya vallahi abi. Yani elimden geldiği kadarıyla 4-5 dal bırakmaya çalıştım. Biliyorsun abi. Evet. Ya vallahi yine de bazılarında güzel dal yok. Bu? Bunlar abi yine kümşetil. Nar. Kocuberin de şeyi aynı buna benziyor. Değil abi. Fidanı. Aynı. Bu abi şey bunu geçen sene ektim abi. Tüysüz şeftali, nektari. Evet. Abi. Nektari. Abi dikkat ettim yani tam olarak %100 tespit. Şeftaliye gelmiyor abi baklazını. Şeftaliye konmuyor. Bak burayı biraz yukarıdan kesmişsin. Abi o valla şeydi abi ya. O ilk kestikten sonra sürgün olmuş oralarda. Biliyorsun abi. Ya sen onu biraz fazla yukarıdan kesmişsin. Kurumuş. Valla abi yani o kestiğinde sürgün yoktu abi ya biliyorsun. Sonradan sürmez ki abi. Abi şey de mesela ilk sene ben burayı kestim ya. Dümdüz ya. Kestikten evet. Sonra sürgün vurdu ya abi ya. He? Tamam bunu biraz. Bak şurada da var. Ne vallahi. Yani gözün biraz üstünden kes. Bak tam aynen. Şuradan kesmen aynen. Gerekiyor. Aynen. Sen yukarıdan kesmişsin bak kurumuş. Geriye kurum olmuş. Abi tazeydi ya ben kestiğimde burada normalde biz daha sürgünler yoktu abi. Bunlar sonradan gözden patladı tamam, bak, attı burada, ya. Bak burada yanlış kesmişsin olabilir, bak. Aynen. Şimdi aynen, olabilir, sürgün. Gözün üstünden gözün ters istikametinde kesmen lazım. Aynen. Bak böyle yaptığın aynen. için aynen. geriye doğru kurumu yapmış. Bak bu da aynı şekilde. Doğru. Bak. Aynen abi. Bu da aynı şekilde. Aynen abi. Ya. Abi şey bu. Bu bayram için lazım. Ortalama bir ceviz büyüklüğünde oluyor. Ama evet. Tadı süper. Aroması var ya çok çok süper abi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilçiyor abi. Bayramiç beyazı değil. O vakit istedim abi kargo ile internetten gönderdi bana abi. Derde istedim. Çok güzel abi yalnız. Meyvesi evet. Çok güzel. Bu diğeri de beyaz kiraz abi. Bu da beyaz kiraz. Bu da işte dalla budaması basa şey oldu. Çok da vurduk aslında. Bu aslında biraz daha vursaydık. Ağaç biraz daha yayvan evet. Gelişirdik. Ha vallahi abi. Ya. Yani ağaca şekil vermek çok önemli. Muhakkak. Zaten 2-3-4 yıldır şekil budaması. Ha ağacına iyi şekil veremezsen, iyi terbiye edemezsen. Sen ne boştur. Boşuna beslersin. Aynen. O diğer de bir tane daha var Bayramiç beyazı orada abi. O diğer de beyaz kiraz. Gittiğimiz yerlerde çok şeyler görüyoruz. Ceviz ağaçları. Evet. Sende ceviz bak, yok mu? Gel abi. Ha bak gördüm. Şimdi gittiğimiz yerlerde çok ceviz ağaçları gördük. Ceviz ağaçları 25 santim, 50 santimden çatallamış. Yok abi. Çok süper abi ya. Yani bilinç eksik. Çok güzel bir şekil görüyorum. Anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım. Kesmek istedim. Dedi ki geçen sene çok güzel meyve aldık. Hele bu sene de alalım. Evet ondan sonra. Seneye bakarız dedim tamam mesele anlaşıldı. Aynen abi. Yani ısrar etmeye gerek yok. Elime geldiği kadar güzel şekil verdim yani biliyorsun abi. Bak bu güzel şekil olmuş. Yani. Biraz yere yakın olmuş ama sonuçta profesyonel bir iş değil seninkisi. Evet abi şu abi şu güzel bak. Yani seninkisi hobi bahçesi amaçlı aynen, olduğu aynen, için. Aynen. Profesyonel olmadığı için çok da büyük bir sıkıntı değil ama şu cevizde bak çok fazla şey olmuş. Dal var mı? Dal evet. Dal. Çok çatal olmuş. Testeren varsa. Var abi. Getirelim. Hemen ona bir operasyon yapalım. Hangi diyorsun abi? Bakacağız şimdi bunun hangi dalları. Abi normalde açılar hep yönleri de farklı ya. Evet. Yönleri de farklı yani ben bir sıkıntı bulmuyorum. Şimdi şu ikisinden birisi fazla. Lider abi bu lider dal ya. Şu liderdir. Bunu bırakacağız bunu keseceğiz. Tamam bunu işaret bırakın onu keseyim abi. Şu arkadaki bunu da keseceğiz. O zaten o üst üste bilmesin aynen. Maksat. Obuk var. Aynen. Yani şimdi obuk. En az 3 en fazla 5. Aynen. Burada bak 6 var. 6 var. İşte yani bir tanesi fazla. Yünleri farklıydı abi. Evet yünleri farklı. Doğrudur. O yüzden ben şey yapmadım abi. Yoksa aynı istikamete gidenleri ben kesiyorum yani üstte bilmesinden. Doğrudur. Bir daha zamanla gelişiyor, büyüyor biliyorsun abi. Ha vallahi. Evet. Yok senin yani bu hususta eksikliğin yok. Yani biraz kendini eğitiyorsun. Yavaş yavaş işte geliştiriyorsun. Öğreniyorsun. Abi.
Şu an tek sıkıntı yaşadık ama şey ya, bu vişne. Tecrübe kazanıyorsun. Dallar çok çok iç içe giriyor. Kesiyorsun, bu sefer çok seyrek oluyor. Evet. Biliyorsun abi, mesela burada bir tane budadım abi. Çok seyrek olunca... Seyrek olsun abi. Seyrek olsun. Abi. Mesela burada bak, alınacak dallar var abi. Alması gereken dallar var. Evet. Biliyorsun abi. Mesela üstte dinmiş. Evet. Şu dalı alsam bu dal gelişmiyor. Bunu alsam hiç faydası olmayacak. Biliyorsun abi. Ortadakini al, o kalsın abi. Ona girsin güç. He? Onu üst, hayır. Şu. Az önceki işaret ettiğim var ya. He. Onu kes. Işte, evet abi. Güç diğerine gitsin, orta boşalsın. He. Yani elime geldi kadar ortayı boşaltmışsın da. Evet. Bir yalnız zarar işte üste geldi. Biliyorsun abi. Evet. Mesela daha sayısı fazladır. Aha. Aynı. Mesela burada bir tane kestim abi bak. Evet. Şimdi budadım biraz güzel oldu, seyrekleşti ama. Dallar çok şey yapmış. İşte küçükten şekil vermeyince. Aynı. Büyükten büyüyünce şekil vermesi zor olur. Zor olur. Aynen. Evet. Vallahi elimden geleni yapıyordum da işte. Ya vallahi. Yani o türlü vişneler şey oturmadı. Evet. Kirazlar güzel, kirazlar bayağı güzel şey oluyor abi. Kirazların güzel şekle oturmuş. Kötü oturdu abi. Yani şeyi hoş yani. Evet. Görüntüsü hoş. Yani yüksekten evet. Dallandırılmış. Evet. Evet abi. Gayet güzel. Yani ya. Yani. Hiç olmazsa sürdüğü zaman rahat sürüyorsun. Hı hı. Şey oluyor biliyorsun. Evet. Bir de tarafta deveci armudu var. Bir de şey var abi. Haziran güzeli var. Armut çeşitleri. Erik merik var. Biliyorsun baba. Evet. Ya vallahi baba. Vallahi baba ne yapalım elbise geldiği evet. kadar. Gelmişken. Şeftaliler bu sene güzel tutmuş yine maşallah. Hmm. Tutumu güzel şeftalilerin. Gelmişken birkaç makas vuralım. Sen biliyorsun baba. Tabii. Yemeğe yüzümüz olsun. Ya Allah'ım başım gözümüz abi. Seninki garanti Allah'ın izniyle. Eyvallah baba, abi. Sıkıntı yok baba. Sağ olasın, var mısın ya, abi. Ya vallahi baba. Varlığın yeter. Sağ ol baba. Allah evladını bağışlasın. Amin. Amin inşallah cümlemize. Şimdi kaydımızı sonlandıralım. He baba. Makasımızı i̇şte, çıt öttürmeye başlarım inşallah. Mesela normalde ben diyeyim şu dalı alması lazım. Lider dal ama liderliği de yok. Yani nereden sen tam orta. Şimdi ortada çok fazla dal olunca onun liderliği de kalmamış yani pek. Zayıf düşmüş yani. Yani. Çok fazla şey var, yarış var. He. Yani onun liderliği biraz zayıf kalmış. Aynen. Yani şunun üstünü alsam olmuyor. Ya bunu ya buradan almam lazım. Evet. Oradan almam lazım. Mesela onu bırakmam için şunu kesmem lazım. Rahim burada biraz sıkıntı yaptı ya. Gevrektir de dalları ya. Öyle. Biliyorsun abi. Bu üstte de ne kayısı çeşitlerimiz var abi birkaç tane. Orayı ne güzel tutmuş maşallah. Abi bu da şeydi, bu da iki tane, bir de şu üç tane erkenci şeftali var abi. Evet. Çok az tutuyordu. İkisini kestim. Bunlar da bu sene meyvesi aldıktan sonra keseyim abi. Çok az tutuyor abi. Bir tane şeftali ettim, bir de şeftali var abi. Yeni geç. Döller ne sorunum var acaba? Neden acaba? Abi tutmuyor abi, yani bak abi, yani her dalda 5 tane, 2-3 tane, 4 tane. Yani evet, çiçek miçek hiçbir şey yok. Yok, aynen. Bak mesela ondan diğerlerine bak abi, gel abi. Belki abi, bak diğerlerine bak, maşallah biliyorsun. Abi, evet. Aynı her sene böyle tutuyor abi. Doğru, bak onun gözleri hepsi göz patlak. Patlamış, evet. Ama şuna bunda bak, 3 tane, 5 tane var. İkinci yani biraz şey, bunu keseceğim abi. Meyvesini aldıktan sonra. Hemen kesip yerine yenisini keseceğim. Aşı yapsan? Yok abi ya. Zaten şeftalinin ömrü çok kısadır. Doğrudur. Biliyorsun abi. Hiç olmazsa zaten ikinci seneden itibaren meyve veriyor. Aynen. Hiç olmazsa bir 5-10 sene temiz meyvesinden yeriz abi. Biliyorsun. Evet. Abi şu kayısı da abi. Her bir tanesi şu kadar. O da bu da belki bu da şeyde bu da ıgıdır şalaka olabilir abi. Bilmiyorum da. Yalnız abi inan ki şeftal kadar. Şu var ya. Şeftali kadar. Evet. Her bir tane meyvesi maşallah şeftali kadar. Biliyorsun abi. Bir de ben tek sıkıntı şeyde vardı. Ayvada. Ekmekçi tür cinsi. Ekmeklik evet. Ekmekçi abi. Ekmişim abi. Çiçekten doluyor. Meyve bir tane kalmıyor üzerinde. Şey attım, dünyayı getirdim. Aşı yaptım abi. Şey sadece buldum. Tek bir ayva mı? Şu an benim... Hayır. Aynı. Ekmekçiydi. Güzel tutmuyordu. Yani üstte kalmıyordu. Şunu geçen sene ekmiştim. Geçen sene. Önceki sene pardon. Bunun cinsi şey abi. İsmini unuttum ya. Ondan ektim. O geçen sene bile tuttu. İlk ha, o zaman o ekmek ayvasının burada olmuyor. Adaptasyon sorunu var. Arttı. Bir sorun var. Bir sıkıntısı var. Evet. İşte ona dünyayı ben aşı yaptım abi. Hmm. Kalem aşısı vurdum. Biliyorsun evet. abi. Kalem aşısı yalnız kabuktan vurdum abi. Yarmadım. Aha. Kabuktan vurdum da kusmaya. Buna sumak abi. Evet. Sumak da ben işte 2,5 dönümlük yer vardı, gittim sumak Silvan'dan da getirdim. Ekmedi. Hava kuruydu, yerler toprak kuruydu. Şey olsun ekerdi de ekemedik. Şimdi orada bir kurudu.
Eyvallah. Yerde bak küçük bir şeye çıkıyor. Çıkıyor ha, kestim zaten. Normalde kestik biraz. Bunları hayır, keseceğim. Onların kökü yok mu? Onlar kökünden köklendir. Abi bu sumak şey, güzel değil. Abi, bu çeşidi güzel değil. He. O benim şeyden getirdiğim suyu böyle şey gibi abi. Vişne suyu gibiydi, kıpkırmızı. Biliyorsun hem ekşisi evet, güzel hem de şey abi. Biliyorsun abi. Abi bu da ayrı çeşit bir kalitedir abi. Bu da kalitesi güzeldir. Bunun da abi. Bu da var. Bu da meyve var. Bu diğerleri aslında geçen 31 Mart seçimlerinde var ya abi. O 3-2-3 yıl önce. Evet. Çok büyük bir soğuk şey oldu vakit. İçindeki yağları, sakızlar hep çıktı. Abi evet, strese girdi ağaç. Aynı sakız da aynı arabanın nasıl motor şanzımanını hani şey koruyor ya, koruyorsa bunların evet, sakızı o yağı onu koruyor abi. Doğrudur. Bak da randıman vermiyor. Pek fazla da randıman vermiyor. Evet. Eyvallah abi. Elmalar zaten golden'dir. Bir de kırmızı çeşit bir elma var. Evet. Biliyorsun abi. Eyvallah. Testlere getir. Tamam baba. Biraz, hemen geliyoruz. Biraz icraat yapalım. O kadar. Yiyeyi miyeyi hak edelim. O kadar abi. Evet, bahçe gayet güzel. Yani sahibi bilinçli. Kendini eğitiyor. Meraklı. Kendisi Diyarbakır'da oturmasına rağmen hafta sonları gelip bahçesinde ufak tefek zirai faaliyetler bulunuyor. Bakımlar yapıyor. En azından yani bir bahçenin, bir ağacın etrafından dolaşmak dahi yeterli gelir bazen. Babamın güzel bir sözü var bu hususta. Bahçede hiç işin olmasa dahi git ağacın etrafında iki tur dön. Ağaç senin kendisine ilgi gösterdiğini görüp hiç bakmasan dahi ağaca yine de verim verir diye güzel bir sözü vardı. Yani babam, babalarımız, atalarımız, dedelerimiz bu hususta çok haklılar. Şimdi biz testereyi alıp biraz kasaplık yapacağız. Hepinize bereketli mahsuller diliyorum.